Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman salonumuzu teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız, hoş geldiniz Sayın Meclis Başkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, değerli konuklarımız, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, İslam ülkeleri ombudsmanlarıyla Avrupa ve Akdeniz ombudsmanlarını buluşturan İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, Kamu Denetçiliği Kurumu, mağdur insanların gözyaşlarını rengine bakmadan dindirmeye çalışanlara destek olmayı görev addetmiştir. Programımızın başında bu kapsamda hazırlanan kısa filmimizi hep birlikte izliyoruz. Dünya ombudsmanları Doğu ve Batı medeniyetlerinin birleştiği İstanbul'da buluşuyor. Medeniyetimizin insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ombudsmanlığın temel taşı olmuştur. 18. yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nde 5 yıl yaşayan dönemin İsveç Kralı 12. Charles, Osmanlı Devleti'nde gördüğü ve hayran kaldığı adalet uygulamalarından etkilenerek ombudsmanlığı kurmuştur. Bugün 130 ülkede ombudsmanlık mevcuttur. Ülkemizde ombudsmanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla görevini yürütmektedir. Ombudsmanlık, insanlığın vicdanıdır. İnsanın iyi ve doğru tarafını temsil eder. Evrensel bir iyilik ve merhamet hareketidir. Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarıyla güçlü idare karşısında insanların hakkını aramaktadır. Ne yazık ki geçmişte olduğu gibi bugün de insanın insana karşı zulmü devam etmektedir. Bosna'dan Afganistan'a, Filistin'den Afrika'ya ve Suriye'den Arakan'a kadar dünyada büyük mağduriyetler yaşanmıştır ve yaşanmaya devam etmektedir. Ombudsmanlar olarak bizler zalimlerden ve canilerden daha cesur olmalıyız. Belki bize Arakan coğrafi olarak uzak ama tıpkı Pakistan gibi, tıpkı Hindistan gibi, tıpkı bölgedeki pek çok başka yer gibi, orası da gönül dünyamızın sınırları içindedir. Bunu böyle bilelim. Yardımsever, merhametli ve vicdanlı insanları harekete geçirmek zorundayız. Bu sorumluluk bilinciyle yaşanan insanlık dramlarına karşı insanlık vicdanının sesi olmaya çalışıyoruz. İnsanların aç bırakıldığı, yaşadığı topraklardan koparıldığı ve vahşice öldürüldüğü bir dünyada özgürlük ve demokrasiden bahsedilemez. İnsanı yaşatamayan devletler yaşayamaz. İnsana zulmedenler
insanlığı umursamayanlar kadim medeniyetler kuramazlar. Çünkü zulümle abad olunmaz. Türkiye belde-i emindir. Mazlumlar için güven yurdu. Kamu denetçiliği kurumu olarak insanların haklarını aramaya, onların dertlerine derman olmaya, gönlümüzü insanlara açmaya gayret ediyoruz. Suriye'deki, Irak'taki, Balkanlardaki, Kafkaslardaki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan'da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız. Her koşulda mazlumların gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız, insanlık tarihi sizi unutmayacaktır. Çok değerli ombudsmanlar, sizleri medeniyetlerin beşiği İstanbul'da insanların insanca yaşama haklarını hatırlatmak için topladık. Bu davete icabet etmekle insanlığın onuruna sahip çıkmaya geldiniz. Yardımseverliği ve merhameti yüceltmeye geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Meclis Başkanımız, değerli bakanlarımız, dünyanın dört bir yanından İstanbul'daki bu toplantımıza gelen değerli ombudsmanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli İstanbullular, toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Türkiye son 15 yılda çok önemli mesafeler aldı. Özellikle insan hakları konusunda, demokratikleşme konusunda, anayasal bazda ve kurumsal bazda çok ciddi çalışmalar yaptı. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde anayasal kurum olarak oluşturulan ombudsmanlık kurumudur. Yani kamu denetçiliği kurumudur. Kamu denetçiliği kurumu 5 yıldan beri insanların en hayırlısı insana faydalı olandır inancıyla ve insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibiyle çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Anayasanın 74. maddesinde ve 6328 sayılı kanunda belirtildiği üzere kamu denetçiliği kurumu vatandaşın şikayeti üzerine çalışma yapmaktadır. İdarenin her türlü eylem ve işlemini vatandaş, eğer insanlar bundan mağdursa, bundan memnun değilse şikayet yoluyla kamu denetçiliği kurumuna intikal ettirdiğinde kamu denetçiliği kurumu bu şikayetleri insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde ve hakkaniyet ölçüsünde inceler, araştırır ve karara bağlar. Bu yönüyle kamu denetçiliği kurumu insanımızın, vatandaşımızın avukatıdır. Verdiği kararlarla da idarenin danışmanıdır. İdarecilere yol gösteren, tavsiyelerde bulunan bir kurumdur. Kamu denetçiliği kurumunun diğer bir özelliği de aynı zamanda bir hakkaniyet ve insan hakları kurumu olmasıdır. Bunun yanı sıra 6328 sayılı yasanın bize yüklediği sorumluluklardan diğer biri de toplumdaki önemli konularda, sıkıntılarda veya çözüm aranması gereken noktalarda araştırma, inceleme yapıp, raporlar hazırlayıp bunları idareye sunmak, kamuoyunun dikkatine vermektir. Kamu denetçiliği kurumu idareyle, yöneticilerle insanlar arasında
bir köprü görevini görmektedir. Bir yönüyle vatandaşın avukatlığını yapmaktadır. Aynı zamanda da idareye yol göstermekte ve devlet-vatandaş kucaklaşmasında, kaynaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, kamu hizmetlerinin kalitesinin artması için, hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu, insanımızın, vatandaşlarımızın çok kolay ulaştığı bir kurumdur. Her türlü yoldan, elektronik ortamda, cep telefonunda, faksla veya vereceği bir dilekçeyle rahatlıkla ulaşacağı bir kurumdur. Ve müracaatlardan para, pul, harç almadan hızlı araştırma yapıp karar veren bir kurumdur. En az bunlar kadar önemli olan husus, gelen şikayetleri idareyle görüşüp dostane çözüm arayıp bulan bir kurumdur. İdareyle insanımız arasındaki ihtilaflarda çözüm ararken idareye kolaylık sağladığımız gibi aynı zamanda da mahkemelerin yükünü hafifletmekteyiz. Değerli misafirler, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 4 yıllık bir kurum olması sebebiyle en büyük eksikliği yeterince tanınıp bilinmemesidir. İşte biz de kamu denetçisi arkadaşlarla 2000 yılını tanıtım ve bilinme yılı olarak programladık. Bu çerçevede daha hızlı kararlar alabilmek için kurumun iç işleyişinde bazı düzenlemeler yaptık. Bunun yanı sıra 10 binlerce rehber kitap bastırıp kamu denetçiliği kurumuna nasıl müracaat edileceğini ve kurumun nasıl işlediğini bu rehber kitapta anlatıp sivil toplum örgütlerine ve vatandaşlarımıza gönderdik. 20 ilde halkla buluşmalar yaptık. Programlar, konferanslar, sergiler açtık. Yine bunun yanı sıra her hafta bir televizyon programı yaptık. Gazete ve televizyonlara mülakatlar verdik. 2016 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yazılı ve görsel medyaya yansıyan haberleri 1100 civarında. Bizim yaptığımız bu çalışmaların sonunda 2017 yılının ilk 8 ayında basında çıkan haberimiz 14.800 civarındaydı. Bunun kuruma yansıması şu şekilde oldu. 2016 yılının 12 ayında kuruma 5.519 başvuru yapılmışken 2017 yılının ilk 8 ayındaki başvuru sayısı 12.484 oldu. Yani başvurular %250 oranında arttı. Şunu sevinerek ifade edeyim ki bu başvurulardan 8.060 tanesini bu kısa süre içerisinde karara bağladık. Yani başvuruların gelmesinden sonra 6-7 ay içerisinde karara bağlanma oranı %65 civarındadır. Kararlarımıza uyma noktasında idareyle çok sıkı görüşmeler oldu. Daha önce %20 civarında olan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararlarına uyma oranı %40'lara, şu anda da %50'nin üzerine çıkmış durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, dünyanın 130 ülkesinde ombudsmanlık veya benzeri kurumlar vardır. Biz bu ülkelerdeki kurumların hemen hemen tamamıyla irtibat halindeyiz. Yine Asya Ombudsmanlar Birliği, Avrupa Ombudsmanlar Birliği, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği'nin aktif üyesi durumundayız. Afrika ve Güney Amerika Ombudsmanlar Birliği ile de ilişkilerimiz devam etmektedir, sürmektedir. 2017 yılı içerisinde 2 tane uluslararası toplantı yaptık. Kamu denetçiliği gibi bir kurum için uluslararası 2 toplantının yapılması son derece önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanım, birincisi sizin Ankara'da katıldığınız göç ve mültecileri dünyanın dikkatine sunan ve Türkiye'nin bu alanda yaptığı hizmetleri anlatan toplantıydı. İkincisi bugün yaptığımız toplantıdır. Değerli misafirlerimiz, Türkiye'de yaptığımız bu uluslararası toplantılarda dünyanın değişik yörelerinde zulüm gören,
baskı altında olan insanların dertlerini ve çözüm yollarını Avrupa ombudsmanlarıyla, Asya ombudsmanlarıyla, Afrika ombudsmanlarıyla tartışıyoruz. Özellikle Avrupa'da seçimler münasebetiyle ırkçılığın artması, yabancı düşmanlığının yoğunlaşması, İslam düşmanlığının artması sebebiyle Avrupa ombudsmanlarıyla bununla nasıl mücadele edilir? İşte Türkiye'de yaptığımız toplantılarda bunları konuşuyoruz. Yine Türkiye'de yaptığımız bu uluslararası toplantılarda 3,5 milyon Suriyeli göçmene, mülteciye Türkiye'nin nasıl hastane hizmeti verdiğini, nasıl barınma hizmeti verdiğini, çocuklarını nasıl okuttuğunu anlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, yabancı ombudsman arkadaşlarımız bunları duyunca hayret ediyorlar. Türkiye'nin 30 milyar dolar harcadığını duyunca hayret ediyorlar. Ayrıca 600 bin Suriyeli öğrenci bugün Türk okullarında okumaktadır. Norveç'te bütün Norveçli ilk ve orta öğretim çocuklarının 370 bin olduğu düşünülürse biz Türkiye'de Norveç'teki bütün okul öğrencilerinin iki katı kadar Suriyeli okutmaktayız. İşte bunları anlatıyoruz efendim. Ayrıca Türkiye'nin yaşadığı badireleri, demokrasiyi ortadan kaldırmak için teröristlerin neler yaptığını, PKK ile mücadelemizi, DAEŞ ile mücadelemizi, anayasayı ortadan kaldırmak isteyen, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen FETÖ terör örgütünün neler yaptığını, neler yapmak istediğini, buna karşı Türkiye'deki meşru güçlerin, Türkiye'deki demokratik güçlerin, Türkiye'deki anayasal güçlerin nasıl mücadele verdiğini ve dünyaya nasıl örnek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevindirici olan husus şudur. Türkiye 15 Temmuz darbesini demokrasinin sınırları içerisinde atlatmış ve bu darbeye teşebbüs edenlerin önemli bir kısmını tutuklayıp yargı adil bir şekilde yargılamaya devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle bu konunun ve hasreten de 3,5 milyon Suriyeli mülteciye yaptığımız hizmetlerin dünya çapında bu tür toplantılarla mutlaka anlatılması gerekir. Sayın Bakanımız Recep Akdağ ombudsmanlarımıza yaptığı konuşmalardan sonra onların verdiği cevapları umarım Sayın Bakanımız size aktaracaktır efendim. Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bugünkü toplantımızda 3 tane ana başlık vardır. Avrupa ombudsmanlarıyla İslam ülkeleri ombudsmanları karşılıklı görüş alışverişinde bulunan toplantılar yapılacaktır. İkincisi, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği'nin yönetim kurulu toplantısı yine burada yapılacaktır. Üçüncüsü, İslam ülkeleri Ombudsmanlar Birliği'nin genel kurulu yarın yine bu salonda yapılacaktır. Ve tabii dünyanın başkenti, kıtaların buluştuğu, medeniyetlerin beşiği İstanbul'a gelmişken değerli misafirlerimizi İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirmiş olacağız. Değerli misafirlerim, Sayın Cumhurbaşkanım, bu faaliyetlerde emeğe geçen birçok arkadaşımız var. Sivil toplum örgütlerimiz var. Bunlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kurumda çalışan arkadaşlarımız var. Bunlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde denetçi arkadaşlarımızın olağanüstü gayretleri var. Bakanlarımızın bize destekleri var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün faaliyetlerimizde bizi yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey'e hasreten teşekkür ediyorum. Ve hepsinden önemlisi, Arakan'da mazlum mağdur insanların feryatlarını dünya duymazken Sayın Cumhurbaşkanım siz çıktınız dünyaya haykırdınız. Gür sesinizle, yürekten gelen, kalpten gelen bu sesinizle dünyaya haykırdınız ve hemen yankı buldu. Bengaldeş sınırlarını açtı. 500 bin Müslüman Bengaldeş'e geldi. Ve çok uzun zamandan beri oy birliğiyle karar alamayan Birleşmiş Milletler sizin bu feryadınız, çıkışınız, gür sesinizden sonra olayı kınamak için karar aldı. Ve hepsinden önemlisi Asya'dan Afrika'ya kadar, Amerika'dan Avrupa'ya kadar sivil toplum örgütleri ve insan hakları kuruluşları harekete geçti.
Sayın Cumhurbaşkanım, hasreten ombudsmanlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bütün programlarımıza bize destek verdiğiniz için ayrıca şükranlarımızı arz ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kamu baş denetçimiz Sayın Şeref Malkoç'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar, sizleri saygıyla selamlıyorum. İslam Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerden ve Akdeniz çevresi ülkelerden gelip iki kıtanın kesişme noktası olan İstanbul'umuza konuk ettiğimiz kıymetli davetlere hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin genç kurumlarından biri olan Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından tertip edilen konferansın Doğu ile Batı'nın karşılıklı tecrübe paylaşımına fırsat sağlayacağını düşünüyor. Hayırlı neticeler vermesini niyaz ediyor. Kamu baş denetçiliği görevini devralt ettiği günden itibaren yaptığı hayırlı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen değerli insan, kadim dostum Sayın Şeref Malkoç Beyefendi'yi tertip ettiği bu toplantı dolayısıyla ortak bir noktada buluşma noktasında olan gayretleri dolayısıyla tebrik ediyor. Mesai arkadaşlarına da tebriklerimi sunuyorum. Değerli katılımcılar, demokratik hak ve özgürlüklerin kökleşip kurumsallaşmasına paralel her ülkede vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak için kurumlar tesis edilmeye başlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu demokrasinin gerektirdiği kurumlardan birisidir. Bizim Kamu Denetçiliği Kurumu dediğimiz ve anayasal bir kurum olarak Ombudsmanlık Kurumu günümüzde yüzden fazla devlette faaliyet göstermektedir. Bildiğimiz gibi görevi vatandaş ile devlet arasında arabuluculuk yapıp meselelerin çözümünü kolaylaştırmaktır. Günümüzde iyi yönetim hakkı diye bir kavram kullanılmaktadır. Bunun manası, kamu gücünün kişinin sahip olduğu hak ve özgürlükleri ihlal etmeden adil, açık ve nesnel şekilde kullanılmasıdır. İyi yönetimler, kendinin sorgulanmasına izin veren, vatandaşına karşı sorumlu davranan, insan haklarını koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı yönetimlerdir. Vatandaşlarına karşı eşit muamele eden, yönetimde katılımcılığı esas alan yönetimler iyi yönetimlerdir. İyi yönetim aynı zamanda denetimi açık yönetim demektir. Hukuk devleti olmanın gereği de budur. Günümüzde yargı dışı denetim yolları da en az yarı kadar önemlidir. Yargı denetiminin belli usul ve kuralları vardır. Yargı dışı denetim ise daha basit usullerle çoğu kez bir başvuruya gerek duymadan kullanılır. Dünyada ve Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler kolay kazanılmamıştır. Hala dünyanın birçok ülkesinde insanların hak ve hürriyetleri teminat altında değildir. Birçok ülkede yaşanan çalışmaların altında yatan temel sebep de budur. Birçok ülkede çatışmaların altında yatan temel sebep de budur. Temennimiz dünyada insanların hak ve hürriyetlerinin teminatının alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, yakın zamanda Türkiye'de bir anayasa değişikliği gerçekleştirildi. Değişikliğin temel nedeni demokrasimizin kurumsal kimliğini güçlendirmek, güçler arasındaki görev ve yetkileri netleştirmektir. Milletimiz 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile ülkemizin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmesine karar vermiştir. Yürürlüğe giren yeni anayasa ile demokrasimiz daha güçlenmiştir.
Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşıp güçlenmesi öyle kolay olmamıştır. 27 Mayıs 1960'tan günümüze kadar demokrasiyi ortadan kaldırmak basitliğiyle darbeler, darbe teşebbüsleri olmuştur. Bunların sonuncusu 15 Temmuz 2006 tarihinde Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen ve milli bir duruşla kısa zamanda önlenen darbe teşebbüsüdür. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli İstihbarat Teşkilatı, Polis Özel Harekat Karargahı, Ankara Emniyet Müdürlüğü dahil ülkemizin çok sayıda önemli kurumuna açık, uçakla, helikopterle ve tanklarla saldıran hainler, millet ve vatan düşmanları demokrasi bizi ayak altına almak istemişlerdir. Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve önderliğinde milletimizin hak ve özgürlüklerine sahip çıkması neticesinde bu büyük ihanete geçit verilmemiştir. Eğer elebaşısı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan FETÖ terör örgütü mensupları başarılı olsaydı bugün burada müstesna bir konferansta bir arada olamayacaktır. 15 Temmuz 2006 tarihinde maruz kaldığımız darbe girişimi son olacak ve inanıyorum ki inşallah bir daha hiç kimse ve güç bir kalkışmaya teşebbüs edemeyecektir. Yaptığımız anayasa değişikliğiyle bu konuda önemli düzenlemeler yapmıştır. Türkiye'de daha önce yürürlükte bulunan anayasalar darbelere açık bir şekilde tanzim edilmişti. 1961 ve 1982 anayasaları siyaseti kurumların vesayeti altına alınma hedefine yönelik hazırlandı. Milleti devletine yabancılaştıracak parlamento dışı kurumlar parlamento üzerinde vasi kılındı. Bu sebeple Türkiye'miz uzun yıllar koalisyonla yönetilmek zorunda kaldı. Bu koalisyonların bir kısmının ömrü 2,5 ay, bir kısmının 4,5 ay sürdü. Hatta 28 gün süren güven oyu almamış hükümetler de oldu. Bu durum Türkiye'yi yönetilemez bir ülke haline getirdi ve vesayet odaklarını siyaset kurumu karşısında daha güçlü kıldı. Sistemlerin en büyük düşmanı değişime karşı direnmeleridir. Değişen ve gelişen şartlara paralel olarak sistemlerin de kendilerini yenilemeleri gerekir. Sık sık krizlere yol açan sistemlerde ısrar etmek bir ülkeye yapılacak büyük kötülüktür. İfade ettiğim bir hususta siyasetçilerin büyük sorumluluğu vardır. Bu husustaki sorumluluk siyasetçiler üzerinde daha fazladır. Değişmezlik sadece nas olan, ilahi olan hükümler için geçerlidir. Yoksa şartların gerektirdiği değişiklikler mutlaka yapılmalıdır. İnsan tarafından kurulan hiçbir sistem değişmez değildir. Yeter ki özünde insanın iyiliğini ve yararını taşısın. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli davetliler. Günümüzde dünya oldukça küçülmüş, büyükçe bir şehir haline gelmiştir. Biz o şehrin değişik mahalle ve sokaklarında yaşayan insanlarız. Devletleri yönetenler ve yönetim uygulamalarını denetleyenler olarak hiçbirimiz sorumsuz değiliz. Dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan savaşların ve etnik çatışmaların sona erdirilmesi, göçlerin durdurulması, açlık ve yoksulluğun giderilmesi, eşitsizliğin ortadan kaldırılması, canlı hayatının devam ettirilmesi için hepimiz sorumlu hareket etmek ve karşılıklı yardımlaşmak zorundayız. Değerli katılımcılar, Ombudsmanlık Kurumu çağdaş anlamda İsveç kökenli bir kurum olsa da bu kurumun köklerinin Hazreti Ömer'e dayandığı iddia edilir. Hazreti Ömer el adlu esası mülk yani adalet mülkün temelidir sözüyle bilinen ve adaleti hayatımızın merkezine oturtmuş olan İslam'ın ikinci halifesidir. Onun görev yaptığı dönemde bütün vatandaşların şikayetlerini bildirebileceği bir kurum olarak Muhtesip Kurumu oluşturulmuştur. Bu kurum günümüz anlamında bir yargı kurumu olarak çalışmıştır. Milletler adaletle birliklerini korurlar. Devletler adaletle büyürler. Adaletin olduğu yerde barış ve huzur vardır. Osmanlı dönemindeki adli sistemimiz oldukça güçlü bir adaleti tesis etmiştir. İngiltere Kralı 8. Henry
Osmanlı'daki bu adalet anlayışının ve adalet tatbikatının nelere dayandığını, sistemin ne şekilde olduğunu tespit etmek için Türkiye bize heyet göndermiştir. Ve heyet uzun çalışmalardan sonra verdiği rapor neticesinde Anglo-Sakson hukukunun temelini Osmanlı hukuku oluşturmuştur. 8. Henry bir Kanuni Sultan Süleyman hayranıdır. Ve kanun tatbik edildiği zaman tatbik eden kişi tarafından da adaletle hükmedilerek tatbik edilmelidir. Osmanlı'da duruşmalar başlamadan evvel, hatta duruşma başlamadan evvel çok uzun zaman alan bir soruşturma hazırlık devresi vardır. Fakat celse açıldıktan sonra bir günde, iki günde, azami dört günde neticeye gidilmektedir. Adalet sistemini Anglo-Sakson hukukunu temel olarak ifade ettim. Bugünkü İngiltere'de ve Amerika'da tatbik edilen sistem, kaynaklarını o zamanki 8. Henry zamandaki tatbikattan, incelemeden alıyor. Amerikan Kongresi'ne gidenleriniz görmüşlerdir. Kongrenin ana salonunda, duvarlarda 16 kanun adamının rölyefi vardır. Bunlar Gauss, Hazreti Musa, Hammurabi gibi kanun adamlarıdır. Aralarında bir de sarığıyla, sakalıyla bir kişi daha vardır. Ben sordum oradaki görevliye, bu kimdir dedim. Herhalde Mısırlı olsa gerek dedi. Hayır dedim, o benim dedem. Kanuni Sultan Süleyman. Büyük deden mi dedi? Daha büyük dedem dedi. Bugün 16 tane dünyanın en meşhur kanun adamı arasında Amerika kanununun rölyefini salonuna asmış durumda. Kanun yapmakla değil, tatbikle ve toplumda meydana geleceği huzurla kanun vasfını kazanmalıdır. Kanuni çok kanun yaptığı için kanun unvanını almadı. Yaptığı her işlemi aldığı fetva ile yerine getirdiği için kanuni dendi. Kanuna uygun hareket ettiği için. Hatta bilirseniz vasiyeti var. Bu sandukayı benim kabrime koyun der. Bakarlar ki Ebu Suud'dan aldığı fetvalar var. Ebu Suud Şeyhülislam'dır ve ey koca sultan sen kendini kurtardın ama ben ne yapacağım der. Adaleti sağlayan müesseselerden birisi de işte ombudsmanlık müessesesi olarak yardımcı olacaktır. Bu gayrette olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve adil bir şekilde hareket edilmesinin elzemiyetine inandığımızı ifade etmek istiyorum. İnsanlığın barış ve huzur içinde yaşaması bir temenni olmaktan çıkartılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür diyerek dile getirdiği şekilde adaleti tesis etmek öncelikle dünyanın en tepe organizasyonunu yani Birleşmiş Milletler'den başlatılmalıdır. Dünyada barış ve huzur temin etmek için güçlünün haklı olduğu değil, haklının haklı olduğu bir düzen mutlaka tesis edilmelidir. İşte adalet mülkün temelidir sözleri bütün dünyada ortak slogan yapılmalıdır. Adaletin olduğu yerde açlığın ve savaşın olmadığı, huzur ve barışın olduğu görülecektir. Kaynakların sömürüldüğü ve güçlünün kendini her zaman haklı gördüğü düzen devam ettiği takdirde dünya her zaman terör tehdidi altında olacak ve insanlık hiçbir zaman huzura kavuşamayacaktır. Sözlerime son verirken İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın tertip edilmesine vesile olan Sayın Şeref Malkoç Bey'i ve şahsında arkadaşları tebrik ediyorum. Bu toplantıların, bu çalışmaların devamını diliyorum. Doğu ile Batı buluşmasının meydana getireceği sinerjinin uygulamada hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Tekrardan hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, bugüne kadar dünyada yaşanan insanlık dramlarına karşı asla sessiz kalmamış, kamu denetçiliği kurumunun da şiar edindiği, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere hitap etmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun. Buyurun. Sayın Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dost ülkelerin değerli ombudsmanları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Doğu ve Batı ombudsmanlarını bir araya getiren İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Kuruluşu tamamlanarak sekreteryasını ülkemizin üstleneceği İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlar Birliği'nin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2014 yılında Pakistan'daki toplantıda alınan kararın bugün müşahhas bir neticeye bağlanacak olması önemli bir gelişmedir. İslam Zirvesi dönem başkanlığını yürüttüğümüz bir yılda bu gelişmenin yaşanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Aynı şekilde bu konferans vesilesiyle yapılacak olan Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantısının da başarılı geçmesini diliyorum. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'na çok değerli kamu baş denetçimize ve çalışma arkadaşlarına bu önemli toplantıların icrasına verdikleri katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan tüm değerli dostlarımıza, ülkemize ve İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. İstanbul'un güzelliklerini gezip görmenizi sizlere şairin şu ifadesiyle tavsiye etmek istiyorum. Bu şehri İstanbul ki bir mislü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir gevheri yekpare iki bahr arasında hürşid-i cihan tabile tartılsa sezadır. İki gün boyunca burada ortaya konacak görüşlerin, düşüncelerin, tekliflerin, tecrübe paylaşımlarının geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yanlış yok değil mi? Değerli dostlar, ülkemizde günümüzde ombudsmanlık veya kamu denetçiliği olarak ifade edilen anlayışın bizim tarihimizde çeşitli uygulamaları az önce de ifade edildi. Gerek meclis başkanımız, gerekse kamu denetçiliği başkanımız örnekler verdiler. Zaten mevcuttur. Türk devlet geleneğinde divan-ı mezalim gibi, darul adl gibi bu amaca yönelik kurumlar olduğunu biliyoruz. Osmanlı'da Divan-ı Hümayun, kazaskerlik, şeyhülislamlık, kadılık gibi makamların en önemli görevi halkın şikayetlerini dinleyerek kısa zamanda çözüme kavuşturmaktır. Şimdiki gibi böyle 5 sene, 10 sene bekleterek değil. Ülkenin yöneticilerinin de özellikle cuma namazlarının ardından bizzat vatandaşların dertlerini dinleme adetleri vardır. Bizim tarihteki devletlerimizin güçlü, başarılı
ve uzun soluklu olmasının sebeplerinden biri de geniş bir coğrafyada halkın sesine kulak verebilmelerini sağlayacak mekanizmalar kurmalarıdır, kurabilmeleridir. Dolayısıyla bu uygulama bize yabancı değildir. Bizim yabancımız da değildir. Ülkemizde geçmiş dönemlerde sürekli konuşulmasına ve tartışılmasına rağmen kuruluşu mümkün olmayan kamu denetçiliği kurumuyla ilgili ilk adımı başbakanlığım döneminde 2006 yılında attık. O dönemde Anayasa Mahkemesi'nin ilgili düzenlemeyi iptali sebebiyle bu girişimimiz sonuçsuz kalmıştı. 2010 Anayasa değişikliğinin ardından 2012 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu'nu işin ruhuna uygun şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisimize bağlı olarak kurduk. Kamu Denetçiliği Kurumumuza fiilen faaliyete geçtiği 2013 yılından bugüne kadar 36 binin üzerinde başvuru yapılmıştır. Kurumun kamuoyundaki bilinirlik düzeyi yükseldikçe başvuru sayısı da artmaktadır, artacaktır. Bu yıl 15 Eylül tarihine kadar kuruma yapılan 11.348 başvurunun 1.286'sının uzlaştırma yoluyla yani dostane çözüm kararıyla neticelendirilmiş olmasını da doğrusu önemli görüyorum. Kurumun tavsiye kararlarına idarenin uyuma oranının %50'ye çıkmış olması da memnuniyet vericidir. Hedefimiz hem dostane çözüm yolunun, bunlar ilkler tabii, bu bakımdan önem arz ediyor. Hem de idarenin kararlara uyma oranının mümkün olan en üst seviyeye çıkmasıdır. Halen Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık gibi kurumlarda yoğunlaşan hak arama başvurularının zamanla tamamen kamu denetçiliği kurumuna yöneleceğini ümit ediyorum. İdare ile halk arasındaki hak arama yolları ne kadar etkin ve güvenilir olursa bizim insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızda o derece vücut bulur. Bizim inancımızda hatasız, eksiksiz, mükemmel olan sadece Allah'tır. Onun dışında kurumların da, insanların da hataları, eksikleri, yanlışları olabilir. Önemli olan bu tür sorunların çözüm yollarının açık olmasıdır. Milletin devletine sahip çıkması, ancak devletiyle kendisi arasında kurduğu o güçlü bağlarla mümkün olabilir. Kamu denetçiliği kurumumuz işte bu bağları güçlendirecek en önemli araçlardan biridir. Kuruluşundan bugüne her aşamasında emeğimiz bulunan kamu denetçiliği kurumumuzun çalışmalarını bundan sonra da desteklemeyi sürdüreceğiz. Değerli dostlar, kamu denetçiliği kurumumuzu Türkiye'nin son 15 yılında gerçekleştirdiği tarihi reformların demokrasiyi güçlendirme, hak ve özgürlükleri genişletme çabalarının sembolü olarak görüyorum. Geçmişte devletin, halkın inancına, meşrebine, kökenine, kılığına, kıyafetine, konuşmasına karıştığı, tek tip insan üretmeye kalktığı dönemlerin acılarını ziyadesiyle yaşamış bir milletiz. Hatırlamak ve konuşmak dahi istemediğimiz o sıkıntılı günleri milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun geride bıraktık. Artık önümüze bakıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde samimiyetle ve süratle hayata geçirdiği düzenlemeler belki bizi tam üye yapmaya yetmedi ama demokratik standartlarımızı bir hayli yükseltti. Bunun için Avrupa Birliği ikircikli bir tutum içine girdiğinde
biz çıktık, Kopenhag kriterlerinin adını gerekirse Ankara kriterleri yapar, yine de yolumuza devam ederiz. Açık ve net söylüyorum. Şu anda gidiş oraya, onu söyleyeyim. Bunlar hala bize böyle oyalama yaptıkları sürece artık vakit yaklaşıyor. Başka çare yok. İşte bakın, Almanya seçimleri bir derstir. Çünkü artık insanlar her şeyi çok açık net görüyor. Biz birçok şeyleri söyledik fakat ters yüz ettiler. Şimdi de gerçek ortaya çıktı. Bizim demokrasiyle, halklarla, haklarla, özgürlüklerle ilgili standartlar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir ülkenin halkıyla, halklarıyla bizim sorunumuz olamaz. Bizim sorunumuz olsa olsa oralardaki yönetimlerledir. Oralardaki yönetimlerin idare tarzıyladır. Çünkü eğer bize karşı yapılan bir şey varsa susacak diye bir durum yok. Gereken neyse bunun cevabını vermek zorundayız. Avrupa Birliği veya bir başka kurum talep etmese dahi biz bu reformları kendimiz için, milletimiz için hayata geçirmekte kararlıydık. Nitekim öyle de yaptık. Yani biz bütün bu reformları birileri istedi, birileri sipariş etti diye yapmadık. Milletimiz buna layık olduğu için biz bu reformları yaptık. Değerli dostlar, bizim itirazımız ne biliyor musunuz? Maç oynanırken kuralların değiştirilmiş olmasınadır. Penaltının kuralı belli. Maç oynanıyor, penaltının kuralları değişiyor. Ya böyle şey olur mu? İşte bunlar bunu yaptılar bize. Avrupa Birliği'nin kuralları belli. Fasılların sayısı 15. Ve liderler zirvelere katılıyor. Müzakereciyiz, biz de katılıyoruz. Fakat isim vermeyeceğim şimdi. İki ülkede liderler değişiyor ve diyorlar ki bir defa liderler zirvesini kaldıralım. Fasılları da 35'e çıkaralım. Şimdi buna itirazınız olmayacak da ne olacak? İki, aç kapa yapılıyor. Yani fasıllar hem açılıyor hem kapanıyordu. Tuttular yok dediler, olmaz. Ne olacak? Sadece fasıl açılır ama kapanmaz. Ve bir de liderler zirvesi bundan sonra yapılmaz. Şimdi bunlara itirazınız olmayacak mı? Yaptığımız bu. Ve yapmaya da devam ediyoruz edeceğiz. Diğer aday ülkeler söz konusu olduğunda gündeme dahi getirilmeyen kuralların konu Türkiye olduğunda adeta icat edilmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Türkiye Avrupa Birliği tam üyeliği takvimini harfiyen işletmiştir. Fasıllar konusunda, mevzuat uyumu konusunda hiçbir eksiğimiz, hiçbir sıkıntımız yoktur. Sadece Avrupa Birliği'nin kendi yükümlülüklerini yerine getirmemesi sorunuyla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği fasılları kapatmayarak serbest dolaşım hakkımızı adeta gasp ederek, mültecilerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve daha birçok sözünü çiğneyerek güvenilirliğini yerle bir etmiştir. Üye ülkelerin haklarını ve çıkarlarını koruma üzerine bina edilen bir birliğin böyle bir güvensizlik ikliminde varlığını daha ne kadar sürdürebileceğini bilmiyoruz. İşte İngiltere, Brexit yaptı oylamayı, ayrıldı. Bunun daha gerisi gelecek. Ama şunu herkes bilsin ki Avrupa Birliği ile Türkiye arasında artık bir tiyatro oyununa dönen bu mücadele, havlu atan taraf
biz olmayacağız. Bu konuda karar vermesi ve bunu tüm dünyaya ilan etmesi gereken taraf Avrupa Birliği'dir. Versinler kararlarını. Onlar kararı versin, biz kararı rahat veririz, merak etmesinler. Biz bu kararı duyana kadar sabırla bekleyeceğiz. Değerli dostlar, bölgemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan insani krizler bizi kendimizle birlikte tüm insanlığa karşı olan sorumluluklarla yüz yüze getiriyor. Özellikle batılı ülkeler kendi vatandaşlarının güvenliği ve refahı konusunda gösterdikleri hassasiyeti maalesef dünyanın geri kalanı için ortaya koymaktan çok uzaktır. Halbuki küreselleşmeden dünyanın bir köy haline dönüşmesinden söz ettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Sınırlarımız dışında yaşanan hadiselerin öyle veya böyle bir gün mutlaka gelip bizim kapımıza dayanacağını pek çok örnekte gördük, yaşadık. Yani şu anda dünyada mazlum, mağdur insanlara yapılan yardım konusunda birinci sırada Amerika var, ikinci sırada biz, üçüncü sırada İngiltere. Fakat milli gelire oranla baktığımız zaman birinci sırada Türkiye. Türkiye. Ve şu anda terörle, uyuşturucuyla, bütün bunların tacirlerine yönelik ekonomik vurgunculardan kuralsız dövüşen tüm kişi ve kurumlara kadar insanlığın huzuruna kasteden tehditlere karşı birlikte mücadele etmemiz gerekirken bizi yalnız bırakan veya bırakma gayretinde olan bir dünya var. Değerli dostlar, eğer siz imkanları sadece kendinize ayırır, külfetleri tümüyle başkalarına yüklerseniz bu sürdürülebilir bir düzen olmaktan çıkar. Dünyanın şu andaki düzeni sürdürülebilir değildir. İşte bunları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade ettim. Ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Bir anlamda küresel omuzman diyebileceğimiz Birleşmiş Milletler ve benzeri uluslararası kurumlar maalesef mazlumların haklarını koruma konusunda sınıfta kalmış durumdadır. Neyse söyledik. Rohingya Müslümanlarıyla ilgili talebimiz kabul edildi ve onunla ilgili bir oturumu Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirdik. Fakat önemli olan ne biliyor musunuz? O oturuma bir tane cumhurbaşkanı geldi. İran. Başbakan olarak iki başbakan geldi. Pakistan ve Bangladeş. Bir de Endonezya'nın başkan yardımcısı geldi. Diğerleri dışişleri bakanları seviyesinde. Ya şu Arakan'a Allah aşkına böyle mi sahip çıkılır? On binlerce insan ölüyor. 600 bin insan topraklarından sefil bir şekilde Bangladeş'e yaslanıyor. O derelerden, ırmaklardan geçerken televizyon ekranlarında izliyoruz. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece Myanmar'a kınama yaptık. Söylenen bu. Kınamamızı yaptık. En şiddetli şekilde yaptık. Peki başka ne yaptık ya? Yaptırım yok mu? Bu yaptırımları ortaya çok farklı bir şekilde koymak lazım. Ki ona göre onlar da kendilerine bir çeki düzen versinler. Burada çok açıkça bir soykırım var. Ve bir açık söylüyor. Rahatsız olabilirler. Dünyaya İslami terör diye konuşanlar Hristiyani terör diyorlar mı? Yahudi terörü diyorlar mı?
Budist terörü diyorlar mı? Demiyorlar. Budistleri böyle iyi niyet elçisi gibi hep gösterirler. Yok işte görüyoruz bak şu anda tamamen Myanmar'da bir Budist terörü var. Şu anda Erdoğan'a yüklenecekler. Varsın yüklensinler. Varsın yüklensinler. Öyle yogayla, mogayla, bilmem neyle filan bu işi geçiştiremezsiniz. Ortada bir vaka var. Ortada bir vaka var. Bunu tüm insanlığın bilmesi lazım. Eğer biz bildiğimizi bilmeyenlere anlatmazsak dünyada daha çok on binler, yüz binler gider. Biz buna fırsat veremeyiz. İşte eşimi gönderdim, Dışişleri Bakanımı gönderdim, evladımı gönderdim, Aile Sosyal Politikalar Bakanımı gönderdim ve şu anda yardımlarımızı devam ettiriyoruz ve ettirmeye devam edeceğiz. Şimdi de inşallah Başbakanımız ve Başbakanımızla birlikte Başbakan Yardımcımız, bunun yanında Çevre Şehircilik Bakanımız, şöyle birlikte bir ekip gidecekler. Orada nerelerde biz nasıl kamplar kurarız, bunun incelemesini yapacaklar. Birleşmiş Milletler'in insani yardımlardaki bürokratik mekanizmalarının yavaşlığı ve mali yükü sistemin mağdurlara yardımdan ziyade bu kurumların işleyişi için kurulduğu intibağı veriyor. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in operasyonel gücünü oluşturan Güvenlik Konseyi'nde tüm iplerin 5 ülkenin ellerine teslim edilmiş olması sistemi adeta kilitliyor. Bugün insanların gerçekten yardıma muhtaç olduğu kriz bölgelerinin hemen hiçbirinde Birleşmiş Milletler'in varlığını açık, net göremiyoruz. Yapılması gereken operasyonlar bu 5 ülkeden birinin çıkarına dokunduğu için sürekli erteleniyor. Bu durumdan cesaret alan zalim yönetimler mazlumlar üzerindeki baskılarını artırıyor. Can acıtıcı uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Suriye'de son 7 yılda 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybettiği, ülke çeşitli devletlerin ve terör örgütlerinin güç savaşlarının arenasına döndüğü halde Birleşmiş Milletler kılını kıpırdatmadı ve kıpırdatmıyor. Suriye'de Birleşmiş Milletler'i gördünüz mü? Sesini duydunuz mu? Yok. İçindeyiz. Yaşıyoruz. Savaştan ve baskılardan kaçan Suriyelilerin 3 milyondan fazlası ülkemizde olmak üzere 5 milyonu başka ülkelere sığınmış durumda. Birleşmiş Milletler'in bu sığınmacıların hayatlarını kolaylaştırmak için de ciddi bir yardım yaptığı söylenemez. Örneğin ülkemizdeki sığınmacılar için Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğinden gelen ne biliyor musunuz? 520 milyon dolar. Peki bizim harcadığımız ne? 30 milyar dolar. Avrupa Birliği de doğru konuşmuyor. Söz verdiler. 2016'nın 1 Temmuz'una kadar 3 milyar avro göndereceğiz dediler. Yıl sonuna kadar bir 3 milyar avro daha vereceğiz dediler. Ve Avrupa Birliği'nden gelen ne biliyor musunuz? O da 820 milyon avro. İşte bunlar böyle. Ondan sonra yok şöyleydi, yok böyleydi. Ve Arakan Müslümanlarının yaşadığı trajedi ve insani dram konusunda da aynı şeyleri görüyoruz. Şu anda dünya oraya hala maalesef çok çok yabancı. Daha Arakan'daki saldırılarda ve kaçış yollarında hayatlarını kaybeden insanların sayısını bile tam olarak öğrenebilmiş değiliz. Türkiye'nin zorlamasıyla yapılan uluslararası girişimlere katılımlardaki gönülsüzlükten ayrıca büyük üzüntü duyuyoruz. Dünya bu kadar zulmü kaldıramaz.
Mazlumun ahı öyle bir şeydir ki yerde kalmaz, arşı titretir. Bunun için biz her fırsatta insanlığın ortak sorunlarına çareler bulması gereken uluslararası kurumların adalet ve hakkaniyet temelinde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Bu talebimizin sonuna kadar da takipçisi olacağız. Siz ombudsmanlardan uluslararası yardım ve müdahale kuruluşlarının yeniden yapılandırılması çağrımıza destek beklediğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Gelin, dünyayı herkes için daha iyi bir yer, daha yaşanılabilir bir yer küre haline getirelim. İdare ile vatandaşlar arasındaki ilişkiler konusunda yaptığımız arabuluculuğu küresel sistemle tüm insanlığı da kapsayacak şekilde genişletelim. Ve dünya beşten büyüktür diyelim. Bunu yapalım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin dudakları arasına dünyadaki 196 ülkenin kaderi terk edilemez diyelim. Bunu yapalım. Onlar ne derse o, olamaz diyelim. Bütün ülkeler dönerli bir sistemle burada daimi üye olarak yerini alsın. Daimi üye, geçici üye olmasın. Hepsi daimi üye olsun ama 20 tane daimi üye ve bunlar 2 yılda bir 10 tanesi değişsin ve bu değişimle birlikte dünyada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almayan ülke kalmasın. Bu benim basit bir teklifimdir. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmamda da işledim. Geçen yılda, bu yılda işlemeye devam edeceğim. Söyleyeceğim. Artık dünya 2. Dünya Savaşı'nın şartlarını yaşamıyor. Onlar geride kaldı. Artık şimdi yeni bir dünyayı, yeni bir yer küreyi kurmak zorundayız. Aksi takdirde çökecek sistemin altında hep birlikte kalacağımızı unutmayalım. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki krizler ve çatışmalar, Kuzey Irak ve Suriye'de atılmakta olan yeni adımlarla daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin referandum kararı, ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Irak'ın hem toplum olarak hem de ülke olarak birliğe, beraberliğe, bütünleşmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı bulunduğu bir dönemde ayrılık yönünde adımlar atılması asla kabul edilemez. Bizim herkes gibi Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin de haklarına, hukuklarına, güvenliklerine, müreffeh bir hayat taleplerine sonuna kadar saygımız vardır. Nitekim bu yöndeki çabalarında daima Kuzey Irak yönetiminin yanında olduk. En sıkıntılı zamanlarında kimse onların yanında olmadığı dönemde kendilerine gerekli hizmeti, gerekli desteği vererek onları ayakta tuttuk. Ancak bizim aynı zamanda Irak'ta Arap kardeşlerimiz de var. Türkmen kardeşlerimiz var. Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler onlar da var. Onların da haklarına bizim saygımız var. Kuzey Irak tüm bu halkların ortak hayat alanıdır. Sadece bir şahsın veya aşiretinin hayat alanı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bu bölgeyi sadece tek bir grubun kontrolü altına almaya çalışması, orada uzun yıllar sürecek yeni çatışmaların, yeni acıların, yeni zulümlerin, yeni katliamların habercisi olmaktan öte bir anlam taşımayacaktır. Kontrolleri altına aldıkları gücü ve imkanları
diğer gruplarla paylaşma konusunda hiç de iyi bir imtihan vermeyen mevcut yönetime olan güvensizlik, sözde bağımsızlık ilanı sonrası çok da artacaktır. Kimse bizden sınırlarımızın hemen yanı başında 350 kilometre. Yeni bir kriz ve çatışma alanı oluşmasına göz yummamızı bekleyemez. Bu konudaki tavrımız açıktır. Buna rağmen yapılan ve Irak'taki cari hukuka da uygun olmayan referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayrimeşrudur diyoruz. Başından beri bir şey söyledik. Irak'ın toprak bütünlüğü ve toplumsal birliği doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Ve dün akşam İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmem oldu. Uzunca görüştük. Bir gün önce gönderdiği heyetle uzunca görüşmeler yaptım. Ve bu uzunca görüşmeler neticesinde açık ve net söylüyorum. Bugün referandum yapıyorlar. Bir defa Irak'ın federal yapısı bunların yapmış olduğu referandumu kabul etmiyor. Anayasa Mahkemesi gerekli kararını zaten verdi. Boşu boşuna yani makaram sarı bağlar, kız oynar, gelin ağlar yaptığı iş bu. Yaptığı iş bu. Tabii tercümeyi doğru yapamadınız biliyorum ama. Ve şu anda bir şeyin bilinmesini özellikle istiyorum. Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Slopi'de boşuna şu anda silahlı kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran aynı durumda. Aynı zamanda hava kuvvetlerimiz şu anda aynı durumda. Ve sınırlandıran şu anda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var. Bu hafta içerisinde diğer tedbirleri de hemen açıklayacağız ve o adımlar da atılacak. Ve artık giriş, çıkış bunlar da kapatılacak. Farklı tedbirlerimiz var ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız. Ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak yerel yönetimi bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Van'a bizde. Van'ayı kapattığımız anda o iş de bitti. Değerli kardeşlerim, devlet yöneten bütün bunları A'dan Z'ye düşünmek durumunda. Şimdi hep söyledik ya, bizler duygusal kararlar almadık. 10 düşündük, bir adım attık. Ve bunları da uluslararası diplomasiyi işleterek yaptık. Bakın İsrail'den başka şu anda Kuzey Irak yerel yönetiminin aldığı kararı destekleyen bir başka ülke yok. Sadece İsrail. Amerika'da Jewish Committee ile bir toplantım oldu. Onlara da söyledim. Dedim ki Sayın Netanyahu'ya söyleyin. Türkiye ile ilişkilerimiz iyi olmuyor filan diyor. Ya nasıl olsun? Şu anda Kuzey Irak yerel yönetimini ondan başka tanıyan yok. Biz ise şu anda Kuzey Irak yerel yönetimiyle çok farklı bir konumdayız. Netanyahu ise farklı bir noktada.
Bir ülke sadece kendisi. Söyleyin, bundan vazgeçsin. Oraya da söyledik yeri. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Ve Kuzey Irak yerel yönetiminin bir defa bu adımdan geri adım atması şart. Olmazsa olmaz. Federal devlet zaten kesinlikle kabul etmiyor. Meclis aynı şekilde kabul etmiyor. Tabii aynı şekilde Suriye'de de bir veya birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Öyle Kuzey Suriye'de, PYD, YPG, oralarda devlet kuracaklarmış. Bunlar hepsi onlar için kuru bir rüya. Başka bir şey olamaz. Başkaları için sadece stratejik birer hamleden ibaret olan bu gelişmelerin bizim için devletimizin ve milletimizin beka meselesi olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. 911 kilometre bizim Suriye sınırımız var. Biz burada böyle bir yapılanmaya asla müsaade etmeyiz. Dedim ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Geliriz. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptık. Şimdi burada da bu tür gelişmelere müsaade etmemiz mümkün değil. Siyasetin ve diplomasinin üzerinde bir öneme sahip olan Irak ve Suriye konusunda ülkemiz için tehdit oluşturan konularda gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyeceğimiz tüm opsiyonlar, seçenekler önümüzdedir, masa üstündedir. Suriye'de Cerablus, Rai, Dabık, Elbap, buraya kadar uzanan o 2000 kilometre karelik alanı nasıl DAEŞ'ten temizlediysek, şimdi aynı amaçla yeni bir adım daha atıyoruz. Gerektiğinde Irak'ta da bu tür adımları atmaktan geri durmayacağız. Bölgemiz huzura, barışa, istikrara ve refaha kavuşana kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Sevgili dostlar, değişimler genelde sancılıdır. Ama bir o kadar da kaçınılmazdır. Türkiye bu gerçeği son 15 yılda yaşadığı hadiselerle bizzat tecrübe etmiş bir ülkedir. Bölgemizde yaşanan değişimlerin ancak 100 yılda bir rastlanacak türden olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz asırda ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullanılan araçlar bugün geçerliliğini büyük oranda kaybetmiştir. Yurt içinde ve uluslararası alanda karşılaştığımız hadiselerin çoğunu bu süreçte bizi yönlendirme amacı taşıdığı açıktır. Milletimiz aymazlıkta ısrar eden küçük bir kesim haricinde tüm bu olup bitenleri görmekte ve birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sımsıkı tutarak devletine, hükümetine destek olmaktadır. İşte parlamentoda yapılan oylamayı gördünüz. Küçük bir grup ama büyük bir çoğunlukta ne oldu? Hemen silahlı kuvvetlerine, yurt dışına bu noktada çıkma herhangi bir operasyon için müsaade kararını parlamentomuz verdi. Yöneticiler olarak bize düşen görev, milletimizin bu fedakarlığı karşısında ona her alanda en iyi hizmetleri sunmaktır. Türkiye hem krizlerle mücadele etme hem de projelerini hayata geçirme potansiyeline sahip bir ülkedir. Bu sayede bir yandan terör örgütlerinin onların üzerine gider ve uluslararası düzeyde maruz kaldığımız saldırıları göğüslerken diğer yandan da ekonomi başta olmak üzere her alanda hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bu çerçevede
vatandaşlarımızın idare ile olan ilişkilerini en ileri seviyeye çıkarmanın da gayreti içindeyiz. Kamu denetçiliği kurumumuz her geçen yıl artan etkinliğiyle bu konuda en büyük yardımcımız olmaya adaydır. Ben bu duygularla bir kez daha İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlar Birliği'nin kuruluşunun ve Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tekraren şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Tabii sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini kısa bir süre yüksek müsaadeleriyle sahnede misafir etmek isteriz. Hediye takdimi için kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına bir hediye takdim edecekler. Değerli konuklarımız, hediye bir tablo. Tablonun üzerinde hadisi şerif var. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi bir aile fotoğrafı seremonimiz var. Aile fotoğrafı için Sayın Meclis Başkanımızı, Sayın Başbakan Yardımcılarımızı, Sayın Kamu Baş Denetçimizi, Sayın Denetçilerimizi ve yurt dışından gelen misafir ombudsmanları sahneye davet ediyorum. I would like to invite to the stage visitor ombudsman to the stage for the family photo. Sayın vekillerimizi de aile fotoğrafı için seremoniye davet ediyorum. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı açılış programı burada sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşriflerinden dolayı, siz değerli konuklarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza konferansımızı teşrif ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini saygıyla uğurluyoruz. Değerli konuklarımız, tekrar etmekte fayda var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı açılış programı burada sona ermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aramızdan ayrılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza konferansımızı teşrif ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini saygıyla uğurluyoruz. Bu tarafa çıkmayalım. Buradan çıkacağız. Burayı boş bırakırsanız.